kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Kazanın kutlu olsun. Çağırma beni, bir gece ansızın gelebilir. Ben Kıbrıs gazisi İbrahim Eroğlu, İznik temsilcisi. 1973 Mart'ında askere gittim. İskenderun'a, oradan Derince'ye geldik. Derince'den Mersin'e gittik. Mersin Çıkarma Birliği'nde askerliğime devam ettim. 19 Temmuz Cuma gününe kadar Mersin Çıkarma Birliklerinde devam ettik. 19 Temmuz Cuma günü öğlenden Mersin Limanı'ndan ayrıldık ve buradan Kıbrıs'a intikal etmek için yola çıktık. 20 Temmuz sabahı gün ağarmasıyla beraber Girne Yavuz Plajı'nı çıkarma harekatına başladık. Bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Kazanız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti bu kararı daha evvel de 63 senesinde de almıştı. Fakat o zamanki şartlar müsait olmadığından 74 senesinde 63'ten 74'e kadar bir hazırlık devresinde oradaki soydaşlarımızın çok büyük zulüm görmelerine karşı duramadılar ve dayanamadılar. Makaryos'un ve son Rumların oradaki harekatlarını bardağa taşıran son damla oldu ve 74'te 20 Temmuz'da bu harekatı yapma kararını verdiler. Birlik olarak, çıkarma birliği olarak fazla kalmadık. 45 gün falan kaldık. Zaten benim orada askerliğim bitmişti. Fakat benden sonraki arkadaşlar orada çok kaldılar. Bir seneyi geçenler oldu. Fakat benim görevim 45 günde sonlandı. Tabii ki bir savaşta kayıp olmaması mümkün değildi. Biz çıkarma birliği olarak zayiat bir tek sivil usta verdik. Ama öbür askerlerimiz 498 veya 500 kişi şehit verildi. Allahu ekber! Valla biz oraya şey yaptığımızda, yolculuğumuzda da, gidişimizde de bir savaş olarak değil de bir barış, sadece bizde bulunanlar oraya çıkarıp geri döneceğiz diye yola çıktık. Bizde hiçbir korkuydu, şuydu, buydu, gitti, gidip gitmeme diye bir şeyimiz yoktu. Ama nasıl ki Yavuz Plajı'nı, beş parmakları gördük. Yavuz Plajı'na yaklaştığımızda önümüze bulunan muriplerden ateş açılınca anladık ki biz savaşa gelmişiz. Ondan sonraki daha çok kabardı duygularımız. Ondan sonra çıkarma harekatımız başladı. Ve beş parmaklardan komandolara hava indirmelerle dönen helikopterleri gördük. Orada heyecan daha oldu, doğruya çıkmıştı. Biz çıkarmamızı yapıp geri döndük. Yeniden Alarga'daki gemilerden malzeme veya asker alarak veya bir tank, cip alarak yeniden çıkarmamıza devam ettik. İki gün boyunca orada devam ettik çıkarmaya. Kıbrıs Gazisi Ali Baraj. 1973 yılında 3 tertip olarak askere gittim. Kıbrıs İskenderun'da 2 ay kaldık. Bahriyeli olarak oradan Amfibi Deniz Komando Birliği'ne özel olarak seçtiler genelde. Oradan Mersin'e geldik. Mersin Erkin Gemisi'nde orada görev yaptık. Gemi personeli değiliz. Devamlı eğitim dışarıda. Devamlı savaş eğitimimizde İtalya'ya, Sardunya Adası'na tatbikata gittik. Beş devlet arasında Türkiye dünya çapında birinci geldi. Devamlı Türkiye'nin her nevi birliklerinden devamlı tankı, tüfeği, devamlı cephanelik, devamlı Ertuğrul gemisi, büyük gemi tankı çıkarıyor. Devamlı
taşındı. İşte en son olarak Ayşe tatile çık, Ertuğrul gemisinden aynen Amfibi Deniz Komando Birliği alay devam etti. Fakat sahile 3-4 kilometre mesafede demirledi. Oradan ağlarla Mersin'den gelen çıkarma birliklerine, çıkarma gemileri, çıkarma botlarını, onlar çıkarma botlarında görevleri, bazı botlar bir takım asker, bazıları iki takım asker. Aynen ağdan indik ve askerler bitinceye kadar geminin etrafında alarga aldılar. Gece başladı bu harekat. Başladı ve muriflerde görev yapan arkadaşlar, biliyor onların da görevi, herkes kendi görevini biliyor. Devamlı bombalıyor. Devamlı çıkacağımız bombalanıyor. Bu taraftan sağdan soldan denizaltılar, onlar görevlerini yapıyor. Her birliğin Türkiye'de değişik askerleri orada her türlü görevini yapmaya çalışıyor. Artık Türk'tür kalacaktır. Türk'ün şanlı Kıbrıs adası. Sevinsin Kıbrıs Türk'ü, sevinsin. Onun için savaştık şanlı Kıbrıs'ta. Ana vatandan geldik Kıbrıs'a. Kanımızın her damlası helal olsun vatana. Belki dönüş yok bu yoldan geri. Helal et hakkını ana baba asker oğluna. Sel gibi ayak bastık Kıbrıs'a. Zafer kazandık Kıbrıs'ın her yanında. Barışı da sağladık yavru vatanda. Ne mutlu şanlı Türk ordusuna. Geçilmez şanlı Türk ordusunun önüne. Rüzgar gibi geçtik düşmanın üstünden. Zafer kazandık Kıbrıs'ın her yanında. Helal et hakkını ana baba asker oğluna. Ben Halim Sargın, Kıbrıs gazisiyim. 1973 Kasım ayında askere gittim. Ben Karacıyım. Mavera tavırından, Mavera askeriyim. Buradan Ankara'ya gittim. Ankara'da bir ay kaldım. Adana 4 yola gittim. 3 ayda orada kaldım. Esas birliğim benim İskenderun. Oraya gittim. 9 aylık askerken Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta da 11 ay kaldım. 11 ay kaldım Kıbrıs'ta ben. İşte hani öyle Kıbrıs'a biz işgal için gitmedik. Biz barışı sağlamak için gittik. Oradaki Türklere yapılan işkenceyi önlemek için Kıbrıs'a gittik. Üstelik bir de Kıbrıs adası çok büyük olan bir ada. Kıbrıs adasına, Kıbrıs adaya hakim olan Akdeniz hakim olur oradan. Bir de onu var bizde. Biz şimdi nerede Akdeniz'de gezecektik Kıbrıs'ı bulmasın? Yani biz ekseri o adanın onlara tamamen geçmemesi için gittik. Kıbrıs'a gitmeden, hareket başlamadan 2-3 günde bir tatbikat yapılıyordu, alarm veriyordu, şöyle oluyordu, böyle oluyordu. En sonunda cephane de yüklenecek arabaya denince biz de gidiyoruz. Gittik Allah'a şükür. Arkadaşlarımızdan şehit verdik. Biz sağ salim geldik. Çoluğumuza çocuğumuza kavuştuk. Buna şükürler olsun. Ama devletimize de helal olsun. Benim adım Mevlüt Balta. Kıbrıs gazisiyim. 1973'te İskenderun'a birliğimiz, Acem birliğimiz orasıydı. Kıbrıs harekatına başlayacağımız zaman bizi bu Gölcük'ten hareket ettirdiler gece. Gündüz Mersin'e geldik. Gölcük'ten çıktık öyle, Akdeniz'den öyle Mersin'e kadar geldik. Buradan yere ağırdı Kıbrıs'a varıncaya kadar. Orada Gine'den 3 gemiydik muriplerde. Hatta 4 gemiydik savaş gemileri. Geldik böyle sıradan, en önde de benim gemim var. Ben Maraş Şarbet Zekmak'ta gemisindeyim.
Benim arkamda da Kocatepe var. Vatan gemi. Oradan geçelim böyle bize karadan mermi geldi gemiye. Gemi yere aldı. Böyle yere aldı. Ondan sonra biz de baktık oradan bu önem bize mermi geliyor. Biz de hemen topları çevirdik. Orayı bombaladık gelen yere. Bir yara aldık. Başka bir yara almadık gemiden. Bir bizim gemi yara aldı. Ötekiler yara almadı. İSEF'te biz önde olduğumuz, önce olduğumuz için yarayı biz yedik. Neyse tam da yara makinelerin üstüne gelmiş. Kazanların üstüne de denk gelmiş. Oradan patlamadı. Sadece deldi. Makinelerin üstüne düşüyor mermi. Orada astsubay hemen alıyor mermiyi, kucaklıyor böyle işte o heyecandan. Çıkarıyor denize atıyor. Denize attığı zaman patlıyor yani. Hani orada bir patlasa bizim gemi zaten gitti. Makineler çalışmayacak. Ceremleri kesecek yani. Zaten uçak. Birbiri dalıyor, birbiri dalıyor uçaklar. Bizim güverte delik deşik oldu böyle, kalbura döndü. Uçak antenleri parçalandı. Uçakları göremiyoruz radardan. Ben radardaydım. Velhasıl uçaklar bize, biz uçaklara, uçaklar... Şimdi bir geliyor böyle üstümüze böyle uçaklar, iki tane top. O zaman uçak savar falan yok gemide. Sadece iki tane top. Bir önde, bir arkada. Komutan da bakıyor böyle uçaklar sancak tarafından geliyor gemiye. Topçulara emir veriyor. Sancak tarafından gelmekten. Topçular gümbür 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 uçaklara. Uçaklar tam üzerimizden gelse belki düşürüyor ama uçaklar bize tam böyle gemiye geliyor böyle. Bir dikiliyorlar böyle yukarı doğru. Yukarı dikildiği zaman tarıyor böyle. Gemiyi tarıyor böyle. Delik deşik oldu. Ne anten kaldı, ne şeyler kaldı, kopmadık. Neyse, akşama kadar birbirimizi attık. 700 tane top mermisi atmışım o gün uçaklara. Ahmet Cengiz Kıbrıs Gazisi. 1973'te, Kasım ayında askere gittik İskenderun Acemi'ne. Oradan Yassıada'ya, Yassıada'dan kurs gördük bir ay. Buradan sonra Gölce'ye, gemiye geldik Gölce'de. Donanma komutanlığında gemiye. Mersin'e intikal dediler. Mersin'e giderken Kıbrıs'a bizden, bir gün, bunlar bir gün önce çıktıydılar bizden, bir iki gün önce. Bu gemilere yetişin diyerek emir geldi. Kıbrıs açıklarına gittik işte 20 Temmuz'da Kıbrıs açıklarında. Hiç Mersin'e intikal etmeden direkt Kıbrıs'a gittik. Telsizdeydim, ben telsizciydim gemide. Marşal bunların gemi çağrı yaptı. Uçak taarruzunda izleyerek. Uçak taarruzunda olduğu zaman Marşal Kocatepe gemisi battı dedi. Biz de dedi, taarruzdayız dedi. Bu Marşal Fez Çakmay'ın batışında orada biz o gemiyi aramaya gittik gece. Batan gemiyi aramaya gittik. O zaman nöbetteydim. Komutanın eli böyle omzumda. Aşağıda radarda da ikinci komutan var. Bana hedef söylüyor. Hedefleri söyledim. Ben komutana işe yapıyorum. Kaç tane hedef oldu oğlum dedim. Durum lefası var böyle yazıyoruz. Durum 12 hedef var komutanım benim. Bundan sonra telefonu aldı. Komutan nereye gidiyoruz biz? 12 tane hedef varmış denizde dedi. Nereye gidiyoruz dedi. İkinci komutana. Doğru ikinci komutan da o zaman doğru komutanım dedi. Ondan sonra Deniz Kuvvetleri'ne genelkurmaya bir mesaj çektik. Mersin'e intikal dedi bize ondan sonra hemen.